Esselamu aleyküm. Kıymetli kardeşlerim, bu videomuzun konusu öz saygı. Öz saygı, kendi kapasitesini ve sınırlarını bilmek, gerçeklerle yüzleşmek, yani içe bakışla kendini görüp kabul etmektir. Kişinin neyi yapıp neyi yapamayacağını, kabiliyetlerini, zaaflarını başkasının söylemesine gerek kalmadan kendisinin bilmesidir. Psikolojide bir söz vardır. Mutlu olmak istiyorsan sınırlarını tanı ve onları kabul et. Gerçekten de mutlu olmak için kendini başkalarıyla kıyaslamamak, kendi sınırlarının bilincinde olarak hayata bakmak mutlak şartlar arasındadır. Öz saygısı düşük olan insanlar kendilerini değersiz, kabiliyetsiz görme meyilindedirler. Sorumluluk almaktan kaçarlar. Sosyal hayatta oldukça pasif bir görünüş sergilerler. Günlük hayatta karşılaşılan pek çok olumsuz davranışın temelinde daha çok özsaygı eksikliğiyle karşılaşırız. Ergen ve üniversite öğrencilerinin saldırganlık ve sosyal davranışlarının sebebi günümüz uzmanlarınca özsaygı eksikliği olarak gösterilmektedir. Çünkü kendine saygısı olmayan insanlar tıpkı kendilerine yaptıkları gibi çevrelerindeki insanlara da değersiz muamelesi yaparlar. Öz saygı, insanın sahip olduğu değerlere, potansiyel olarak taşıdığı güzelliklere ve kendisini yaratana dair öz inancıdır. Yani Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu üstünlüklerin ve güzelliklerin farkında olması, Halifetullah sırrını yakalamasıdır. Bu anlattıklarımızdan şöyle bir soru çıkar. Öz saygı mı, öz güven mi? Kendine güvenme anlamına gelen özgüven başarıya bağlıdır ve dış değerlendirmelerden beslenir. Yani bir manada başkaları beni nasıl görüyor sorusunun cevabıdır. Gerek aldığımız ithal eğitim usulleriyle, gerekse medyanın Amerikan kültürü empozisiyle kendine güven duygusu çok öne çıkarıldı ve abartıldı. Bugün Montessori ismiyle birçok eğitim ve öğretim kurumuna giren sistem tamamen özgüveni geliştirmeye ve başarıya odaklıdır. Öz saygı ile özgüven arasındaki farkı anladığımıza göre öz saygıyı geliştirmek adına bazı tavsiyelerimiz olacaktır. Bunları da 11 madde içerisinde inceleyeceğiz. 1. Sevdiğiniz ve yapabileceğiniz konular tespit edin. Nelere ilginiz ve kabiliyetiniz olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Bunları tek tek tespit edin. 2. İyi yapabileceğinize inandığınız bu konularla meşgul olun. Gayretle çalışarak kabiliyetinizi ortaya dökün. 3. Kabiliyetinizi göstermenin hazzını, memnuniyetini hissetmenize izin verin. Bunun gurur ve kibirle karışmayacağını, ayrı şeyler olduğunu bilin. Övgüleri nazikçe kabul edin. Basitçe teşekkür ederim demeniz kafi gelecektir. Özellikle başlangıçta intifatları kabul etmek biraz zor gelebilir. Ama öz saygıyı geliştirmek için övgüleri abartmadan nazik bir şekilde kabul etmek önemlidir. 5. Kendinizi asla başkalarıyla kıyaslamayın. Unutmayın ki siz olduğunuz için değerlisiniz. Başka kişiye benzediğiniz için değil. 6. Menfi duyguların size hakim olmasına izin vermeyin. Kırgınlıklara takılıp kalmayın. Böyle durumlarda bunu paylaşıp çözümler üretmeye çalışın. 7. Çevrenizdeki insanlarla iyi geçinmeye gayret edin. Onlara size davranılmasını istediğiniz gibi davranın, iyilik edin. 8. Size kendinizi değersiz hissettiren insanlardan uzak durmaya çalışın. 9. Hatalarınızdan ders çıkarmayı ve hatanızı düzeltmeyi öğrenin ama pes etmeyin. Hatanızdan dolayı sizi reddeden kişilerin sizi yıldırmasına izin vermeyin. 10. İyimser olun. İyimserlik hayatın en büyük sermayesidir. Dikkatle baktığınızda göreceksiniz ki hem özel hayatlarında hem de iş hayatlarında
başarılı olan üstün zekalarından çok sıradan ama müsbet ve iyimser kişilerdir. 11. Kendinizle barışık olun. Duygularınızı ve kişiliğinizi saklamaya çalışmayın. Unutmayın ki siz Allah-u Teala'nın eşreful mahluk, mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı bir insansınız. Aynen şairin de dediği gibi, ey insan evladı, kendine saygıyla yaklaş. Çünkü sen kainatta yaratılmışların özü olan insansın. Evet, kıymetli kardeşlerim, bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz.